Burada olduğundan emindim. Bildin diye alkışlamamı mı bekliyorsun? Her şeyi benim yaptığımı söylemişsin. Ne yapsaydım? Senin yöntemlerinle Hira'yı kaybetmek üzereydim. Oturup izlese miydin? Peki sonuç? Senin yöntemlerin başarıya ulaştı mı? Hira senin mi artık? Hani nerede Hira? Nerede? Göremiyorum ben onu. Madem gerçekleri anlattın, yarın da olması gerekmez miydi? Neden beni dinlemiyorsun? Dokunma bana. Sakın bir daha karşıma çıkma. Cevabını zaten bildiğin sorular sorma. Neden geldik biz buraya hatırlıyor musun? Babamızın intikamını almak için geldik. Ama senin şu haline bak. Acınacak bir haldesin. Kontrolü tamamen kaybettin. O kadının peşinden koşacağım diye her şeyi boşladın. Sen çok mu kontrollüsün? Yaptığın her şey ahlaka, yasaya uygun mu? Gerçek bir Demirhanlı gibi davranmaya başlasan iyi edersin bence. Ona kapıldığından beri kendinde değilsin sen. O kadın bizim soyadımıza layık değil. Senin de benim gibi kazanmak için elinden geleni yapman gerekirken şu haline bak. Kendine gel artık. Gerçek bir Demirhanlı gibi davran. İkiniz de o sefil kadına öyle bir yüz verdiniz ki tepemize çıkarttınız. O kadın bana bile hesap sormaya cüret etti. Ama ben senin gibi soyadımızı ayaklar altında almadım. Gerçek bir Demirhanlı gibi davranıp bütün hesapları soracağım. Demirhanlı, Demirhanlı, Demirhanlı. Ağzından başka bir laf çıkmıyor. Sen bu soyadına ne kadar layıksan Hira da o kadar layık. Sen iyice saçmalamaya başladın. Nasıl o sefille beni bir tutarsın ya? Neva Demirhanlıyım ben, Neva! Onun gibi binlercesini cebimden çıkartırsın. Ceser! Demirhanlı falan değilsin sen. Evlatlıksın. Ali çorbasını içti. Az önce uyudu. Ama gece uyanabilir, dikkat edersiniz. Merak etmeyin. Sabah Ali uyanmadan ben gelmiş olurum zaten. İçiniz rahat olsun, gözüm üstünde. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Bakıyorum işim bitmiş. Bitti ve gidiyorum. Konuşmamız gerek. Gerek yok. Konuşacağız. Artık konuşulacak hiçbir şey yok. Var. Ve konuşacağız dedim. Ben de yok dedim. Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. İstemiyorum dedim. Bırakır mısın lütfen?
Konuşacağız. Konuşmadan bu odadan dışarı adımını atamazsın. Bırak beni. İstemiyorum. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. İşin bitince niye gelmedin? Seni çağırmıştım. Konuşacak bir şey yok çünkü. Buna sen karar veremezsin. Öğrenmem gereken bir şey var. Bu sefer neyle suçlayacaksın beni? Ne yaptın bu sefer? Sadece soru soracağım dedim. Soru soracaksın öyle mi? Kim olarak soru soracaksın bana? Cevabı yok bu sorunun değil mi? Ben cevap vereyim. 2 hafta önce bana güvenen bir adam olarak istediğini sorabilirdin. Her şeye verecek cevabım vardı. Anlatırdım, açıklardım, çabalardım. Bir hafta önce öfkesini hala anlayabileceğim bir adamdın. Bana neler neler söyledin. Ben buna rağmen yine seninle konuşurdum. Uğraşırdım, didenirdim ama şimdi... Şu anda karşımda duran adamın yüzünü bile görmek istemiyorum. Sen artık hiçbir şeyim değilsin Orhun Demirhanlı. Sana soru sormak için bir sıfata ihtiyacım yok benim. Sadece cevabını öğrenmek istediğim bir şey var. Neyin cevabını istiyorsun? Nasıl yaptığımı mı? Onun yanında neden olmadığımı mı? Yoksa onu bırakıp neden Fransa'ya gittiğimi mi soracaksın? Bütün bunları daha önce sordun sen. Cevabını da kendin verdin. Hem de namusuma laf ederek. Nasıl ki sen bundan bir hafta önceki adam değilsin, ben de bir hafta önceki Hira değilim. Bütün defterler kapandı. Söylenecek her şey söylendi ve bitti. Sorulacak soru da, verilecek cevap da yok. Bu odada 100 yılım geçse bile yok. Kapıyı açar mısın lütfen? Orhun Bey'le görüşmüşsünüzdür umarım. Görüştüm. Demek bugün özel bir omlet var ha? Evet. Hem besleyici hem de lezzetli bir omlet olacak. Ali asla hayır diyemeyecek.
Vallahi besleyici olup da çok az lezzetli tarif var ama zor işin. Sen yaparsın. De bakalım nasıl bir tarifmiş bu? Çok gizli bir tarif Halise abla. O kadar gizli ki ben bile bilmiyorum. Şimdi şekillenecek. Allah iyiliğini versin Hira. Sen böyle anlatırsan Ali'nin ilgisini çekecek. Omlette bir güzel yer. Vallahi ben kaç yaşında kadınım. Beni bile heyecanlandırdın. İnşallah Ali de beğenir. İnşallah. Aa Gonca. Neva Hanım'a kendi tarifini hazırladın. Nesini beğenmedi ki? Tadına bakmadı ki. Nasıl yani? Böyle bayağı kapıda boş boş bekledim. Allah Allah. Her zaman aynı saatte içiyor halbuki. Bir şey mi oldu acaba? İnsan yerine koymuyor ki Halise abla. Gerçekten çok yoruldum artık ya. Ay neyse düşünme koy oraya. Hadi kızım öğle yemeği hazırlığına geçelim. Geçelim. Demirhanlı, Demirhanlı, Demirhanlı. Ağzından başka bir laf çıkmıyor. Sen o soyadına ne kadar layıksan Hira da o kadar layık. Demirhanlı falan değilsin sen. Evlatlıksın. Bu kadar canımı acıtamazsın. Bu kadar acımasızca yüzüme vuramazsın. Kabul edemem bunu. Kabul edemem bunu. Dünyama başımı yıkmana izin vermeyeceğim Cihangir Demirhanlı. Bu gerçeği tek bilen sensin. Başka kimsenin bilmesine izin vermeyeceğim. Hayır. Bu kadar canım acıdığının hesabını soracağım sana. Soracağım hesabını. Sana soracağım bunu. Dinle beni. Çok önemli bir işimiz var. Gonca. Efendim abla. Dereotlarını bol bol yıka kızım. Hazırladım şurada. Sirkeli su da bekliyor. Orhun Bey'in kahve saati geldi. Hemen hazırlıyoruz. Elim ayağım titriyor yine. Neden ki? Hasta mısın? Yok da. Orhun Bey son zamanlarda yaptığım kahveleri beğenmiyor. Hep azarlıyor beni. Siz gittiğinizden beri doğru düzgün kahve içmiyor zaten. İçse de yarım bırakıyor. Omlet de ne güzel koktu. Ne var bunun içinde? Sırrını söylemeyecek misin? Gerçekten çok güzel koktu. Zerdeçallı kişnişli patatesli omlet. Sırrı baharat işte. Size de yaparım bir gün. Ben çok isterim. Ben de isterim. Aldık sözümüzü. Hadi kızım acele et de kahve saatini geçirmeyelim. Tamam. Thank you.
sorularımın cevaplarını alacağım. Her istediğini her zaman alamazsın Orhun Demirhan'da. Şimdi müsaade edersen Ali beni bekliyor. Gir. Ne buldunuz? Orhun Bey, dosya kapsamlı oldu. Deliller teknik olarak %100 güvenilir. Size getirmeden önce birkaç defa kontrol ettik. Dolayısıyla... Kahvenizi getirmiştim. Kahve istemiyorum. Götür. Efendim, en iyisi tek tek anlatmak. İran'ın otele girişi anına ait görüntüler. Görev bölgesi olmadığı halde bir çalışan tespit ettik. İran'ımı karşılıyor ve asansöre yönlendiriyor. Görevlendirilmiş biri mi? Yüksek ihtimalle efendim. İran'ımla birlikte asansöre biniyor. Asansörde olması gerekenden daha uzun süre kalıyorlar. Otel müdürüyle görüştüm. Asansörün bakımları düzenli olarak yaptırılıyormuş. Ayrıca o gün asansörün bozulduğuna dair bir bilgi de almamışlar. Asansör özellikle bekletilmiş. Aynen Orhun Bey. Sanki sizin otele giriş anınıza denk getirmek için özellikle bekletmişler. Asıl önemli bilgi şu, bu olaydan bir gün sonra otel çalışanının hesabına yüksek meblağda bir para transferi olmuş. Cihangir Demirhan'ın hesabından. Yani... Hira Hanım oraya bir kumpasla gitmiş olabilir Orhun Bey. Benden öyle kolay kurtulamazsın Cihangir Demirhan'la. Abimin kaldığı oteldeki bir çalışana para gönderilecek. Abimin hesabından yapılacak işlem. Birazdan adamın adını, soyadını, hesap bilgilerini ve ödenecek olan meblağı mesaj olarak atacağım. Hayır, hayır. Abimin bilgilendirilmesine gerek yok. Her şey onun bilgisi dahilinde zaten. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Neva Demirhanlıyım ben. Talimatı sorgulanacak herhangi biri yok senin karşında. Ne diyorsam onu yapacaksın hemen. Aptal herif. Cihangir Demirhanlı. Artık abim değil düşmanımsın. Bu dünya ikimize dar. Ya sen... ya ben. Adama Cihangir'in hesabından para transferi yapılmış diyorsun. Belge? Hesap dökümü burada efendim.
Hanım'ı hemen bulup konuşturalım. Takip ettiriyorum efendim. Gece vardiyasında çalışıyor. Şu an otelde değil. Dün gece nöbetteymiş. Telefonda kapalı. İzini bulur bulmaz hemen bana haber ver. Emredersiniz Orhan Bey. Bir şey mi oldu? Orhan Bey. Bana düşmez ama şahsi fikrim Hira Hanım. Masum mu diyeceksin? Haddimi aştıysan özür dilerim efendim. Tekrar müsaadenizle. Masum olabilirim gerçekten. Bir an önce gerçeği öğrenmeliyim. Eğer ona haksızlık ettiysem... Eğer ona bir kere daha haksızlık ettiysem... Hira Hanım oraya bir kumpasla gitmiş olabilir Orhan Bey. Bana düşmez ama şahsi fikrim Hira Hanım. Sorularımın cevaplarını alacağım. Her istediğini her zaman alamazsın Orhun Bimirhan. Şimdi müsaade edersen Ali beni bekliyor. Hikayemiz ormanda mutlu mesut bir ceylanın hikayesi Ali'cim. Bu mutlu ceylan bir gün her şeyden habersiz ormanda dolaşırken beklemediği bir anda acımasız bir çakal onu takip etmeye başlamış. Ona bir pençe geçirmiş. Ama ceylan yaralı halde elinden kaçmış. Ceylan çok korkmuş. Nefesi kesilene kadar koşmuş, koşmuş, koşmuş. Ama çakal hiç vazgeçmemiş. Peşini asla bırakmamış, onu kovalamış. Zavallı ceylan gide gide en sonunda ormanların kralına sığınmış. Aslan. Ormanlar kralı aslan mı? Evet. Ta kendisi Ali'cim. Ormanlar kralı aslan. İşte ona sığınmış. Sanmış ki onu dinler, onu korur, kimselere vermez. Bana inanmıyor musun? Yapma bunu ne olur. Öfkeyle bak ama yine bak.
Sen beni görmediğinde ben yok oluyorum. Nefes alamıyorum, burada duramıyorum. Burada duramıyorsun, öyle mi? Hira abla, neden sustun? Hikayenin sonunu bilmiyor musun yoksa? Yok, hikayenin sonunu çok iyi biliyorum Ali'ciğim. Sonu şöyle. Aslan Ceylan'ın üstüne üstüne yürümüş. Onu kovmuş. Yaralı Ceylan anlamış ki aslan o bildiği aslan değilmiş. Kaçarken yine ava dönüşmüş. Aslandan da kaçmak zorunda kalmış. İçindeki yara kanayan yarasından daha büyükmüş çünkü. Ceylan asla aynı Ceylan olmamış. Aslan'a güvendiği gibi asla kimseye güvenmemiş. Hoş geldiniz Orhun Bey. Buyurun, oturun. Geleceğini bilmiyorsun. Hanımefendinin burada olmasının iyi olacağını düşündüm. Bugüne kadar çocuğun okul durumuyla hep kendisi ilgilendi. Gelelim sizi çağırma sebebine. Ali'nin sağlık durumu malumunuzdur. Okulla tamamen ilişkisinin kesilmesini doğru bulmuyorum. Dilerseniz raporla bunu idare edebiliriz. Sağlık durumu düzeldikten sonra okula geri dönebilir. Haklısınız. Ali'nin arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle bir arada olması en doğrusu. Bu onu daha çok mutlu eder. Orhun Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Kusura bakmayın. Nasıl? Ateşine baktınız mı? Kusma falan var mı? Hemen geliyorum. Biraz müsaadenizi rica edeceğim. Siz işinize bakın. Biz sonra da gelebiliriz.
Hemen bakıp geleceğim. Fazla uzun sürmeyecek. Aslan, Ceylan'ın üstüne üstüne yürümüş. Onu kovmuş. Yaralı Ceylan anlamış ki aslan o bildiği aslan değilmiş. İçindeki yara kanayan yarasından daha büyükmüş çünkü. Ceylan asla aynı Ceylan olmamış. Aslan'a güvendiği gibi asla kimseye güvenmemiş. Hikayedeki Ceylan gibi saf, masum musun? Yoksa çok iyi bir yalancı mı? Gerçekten seni yaraladım mı? Yoksa asıl yaralanan ben miyim? Canımı yeterince acıtıp yaralamadın mı? Yetmedi mi suçlamaların? Geçmedi mi hala öfken? İşte çıkıp gittim hayatından. İstediğin bu değil miydi? Niye hala bakışlarına yargılıyorsun beni? Uzun sürdü müdürün işi. Demek Ali'nin okuldan alınmasını doğru bulmuyorsun. Kesinlikle. Hastalığın ne kadar ciddi olduğunun farkında mısın? Fazlasıyla. Öyle olmasaydı geri dönmezdim.
Ali'nin okulda olması gerekiyor. Evde eğitim olmaz. Her çocuk gibi o da arkadaşlarıyla okul hayatına devam etmeli. Onu izole etmek doğru değildi. Ali hassas bir çocuk. Okulda olumsuz bir durum yaşarsa hastalığı daha kötüye gidebilir. Yanlış düşünüyorsun. Yanlış düşüncelerin neye mal olduğunu, insanların hayatlarında nasıl yaralar açtığını biliyorum. Belki de. Belki de derken, niye öyle dedi ki? Kusura bakmayın, böldüm ama önemliydi. Nerede kalmıştık? Hira nerede? Ali neden yalnız? Ali'ye sordum, nerede olduğunu bilmiyor. Okula gitti hanımefendi. Müdür bey çağırmış. Ben de Musa'dan öğrendim. Size söyleyecektim ama... Söyleseydin o zaman. Ali'nin yanında olmasına müsamaha ettim. Ama bu derece müdahil olması... kendisini velisi mi sanıyor? Ne işi var okulda? Orhun bey de okula gittiler efendim. Bak sen. Sözde Ali için buradaydı. Lafa gelince atıp tutmasını biliyor. Ama davranışları başka başka şeyler söylüyor. Ben dışarıdayım. Belki de. Yoksa hatasını anladı mı? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Hayır, hayır. Yalan söylemiyorum. Sen ne ara bu hale geldin? Yoksa hep böyleydin de ben mi kördüm? Ben sana ihanet etmedim. Yer gök şahit olsun, aldığım nefes haram olsun ki etmedim. Yalan söylemiyorum. Aklından neler geçiriyorsun? O tam da ormandaki aslan, görmüyor musun?
canını yaktı. Sana inanmadı. Unutma bunu. Binet. Yavuz. Otel çalışanına ulaştım Orhun Bey. Onunla konuşmak için otele gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Telefonu istersen sonsuza kadar açma. Benden kaçamazsın. Önünde sonunda karşıma geleceksin. Oteldeki adama o parayı sen gönderdin. İyice çizmeyi açtın. Aklından ne geçiyor? Hangi delice planların peşindesin bilmiyorum ama bu son. Sabrımın sınırlarını çok zorladın. O adamı Orhun'un karşısına çıkarıp her şeyi anlattıracağım. Duydun mu beni? Bütün ipliğim pazara çıkacak. Senin entrikaların yüzünden daha fazla şimşekleri üstüme çekemem. Hemen çıkıyorsun oradan. Bak bana tek bir kelime bile etme. Başın büyük belaya girecek. Hemen çık oradan lütfen. Hemen çık. Ne oluyor? Nereye kaçıyorum? Burayı öylece bırakamam ki. Anlamıyorsun bak. Çabuk terk et oteli. Çabuk terk et. Bak lütfen bana tek bir kelime bile sorma lütfen. Sen. Kaçma! Dur! Şimdi olduğumuz adam araba çarpmış, yerde yatıyor. Ambulans çağırmışlar, birazdan gelir. Kaza nasıl olmuş? Sağa sola sordum. Adam bir şeyden kaçıyor dediler. Arabayı görmemişler. Sonrası bu. Bilinci kapalı mı, baktın mı? Gelip gidiyor. Durumu pek iyi değil. Cihangir'in adamı olduğunu biliyorum. Sana o parayı neden gönderdi?
Ne yaptın onun için? Ne biliyorsan söyle. Anlat. Kim soktu seni bu işe? Söyle. Ambulans nerede kaldı? Adam ölüyor. Orhun Bey. Maalesef. Beni aklayacak tek kişi öldü. Allah kahretsin. Kızım, sen kaçta gideceksin? Saat epey geç oldu. Ben Akçay'ın sütünü içiririm. Sağ ol Halise abla. Ben kendi ellerimle içerim. Başka türlü rahat edemem biliyorsun. Bilmez miyim kızım? Aklın kalır. İlla gözlerine göreceksin içtiğini. Yemek istemedi. Kim, Orhun Bey mi? Akşam da sofraya oturmadı. Aç bilaç duruyor saatlerdir. Azarlar gibi konuştu yine. Görsen nasıl öfkeli. Yüzü böyle bir değişik. Kesin kötü bir şey oldu. Bize düşmez kızım. Boş ver, biz işimize bakalım. Allah hayra çıkarsın inşallah. Asansör özellikle bekletilmiş. Aynen Orhun Bey. Sanki sizin otele giriş anınıza denk getirmek için özellikle bekletmişler. Bu olaydan bir gün sonra otel çalışanının hesabına yüksek meblağda bir para transferi olmuş. Cihangir Demirhan'ın hesabından. Yani Hira Hanım oraya bir kumpasla gitmiş olabilir Orhun Bey. Bana düşmez ama şahsi fikrim Hira Hanım. Nurşah, telefon neden kapalı? Öylesine, endişelenecek bir şey yok. Hira'ya başka bir numaradan mesaj attın mı? Yo, neden böyle bir şey yapayım ki?
gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Ben sana ihanet etmedim. Yer gök şahit olsun, aldığım nefes haram olsun ki etmedim. Yalan söylemiyorum. Nasıl olduğunu soruyor. Senden böyle mi uzak duruyor? Bu adam bu cesareti nereden buluyor? Ben onu hiçbir şekilde cesaretlendirmedim. Asla böyle bir şey yapmadım. Sen bana ondan uzak dur dedim. Ben de elimden geldiğince uzak durdum. Uzak dur dedim. Kaç kere? Ama o. O yüzük. O mesajlar. İstemiyorum. Thank you.
Orhun Bey, telefonda söyleme fırsatım olmadı. Araştırmamız sonuçlandı efendim. Sen hala orada mısın? Bu işin peşini bırak demedim mi? Bu konuda tek bir kelime dahi duymak istemiyorum artık. Orhun Bey, bunları duymak zorundasınız. Sen söylediğin için değil, bunun Ali için daha doğru olacağını düşündüğüm için. Böylelikle sen de Ali'yi bahane ederek burada fazla vakit geçiremeyeceksin. Süper, resim dersi var bugün. Öğleden sonra da beden eğitimi ve Türkçe. En sevdiğim dersler. Hiralı, duymuyor musun beni? Dalmışım Ali'cim, özür dilerim. Ne demiştin? Bugün en sevdiğim dersler var. Öyle mi? Ne kadar güzel. Okula başlamak için güzel bir gün desene o zaman. Hadi çantanı kontrol edelim. Sonra Musa abine haber verelim, arabayı hazırlasın. Nurşah Hanım'a ait olduğu söylenen telefon numarasına ulaşılamıyor. Çünkü telefon ölen birisi üzerine kayıtlı. Hira Hanım gerçekten de Nurşah Hanım'ın kendisini çağırdığını düşünerek gitmiş otele. Asıl önemlisi ise Hira Hanım'ın telefondan atılan hiçbir mesaj yok. Bütün mesajlar bir laptop kullanılarak yurt dışı bağlantısı üzerinden gönderilmiş. Yani Orhun Bey, bu kanıtlar doğrultusunda Hira Hanım'a kumpas kurulduğu çok açık. Hira Hanım masum. Hira Hanım masum. 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 Sen anlatmaya çalıştın ama ben seni dinlemedim. Suçladım, ağzıma geleni söyledim. Hira, benim Hiram. Ben ona inanmadım, ezip geçtim. Niye bakıyorsun bana öyle? İçin hiç mi soğumayacak? Nefretin hiç mi bitmeyecek? Daha ne kadar sürecek bu kabus?
Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Bu muydu senin sadakatin? Bu muydu senin sevgin? Sen ne ara bu hale geldin? Yoksa hep böyleydin de ben mi kördüm? Ne zaman o yapmaz desem karşıma başka bir yalanın çıktı. Masumsun demek. Bu mesajlar ne o zaman? Seni o adamla. Öfkem gözlerimi kör etti. Halbuki o benim için hiç düşünmeden hayatını ortaya koymuştu. Ben daha ilk sınavda ona inanmadım. Suçladım, saldırdım, kovdum, ezdim, geçtim. Gözün açılmayacak senin değil mi? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yanlış insanla uğraşıyorsun. Sen benimle baş edemezsin.
Orhun'la Hira'ya ne yaptıysam sana bin beserini yaparım. Benim sınırımı zorlama. Bitti mi? Böyle konuşarak beni korkutacağını mı sanıyorsun gerçekten? Hepsi kuru gürültü. Elinden geleni ardına koyma ama bitti. Artık yolun sonundasın. Senin ipliğini pazara çıkaracağım. Nasıl olacakmış o? İnkar ederim. Elinde tek bir delil bile yok ama ben arkamda hiçbir iz bırakmadım. Beni oyuna geçirdiğini söylerim ve emin ol buna herkes inanır. Otel görevlisine para yedirdiğini ispatlayacağım. Nasıl yapacaksın onu? Sence ben yaş tahtaya basar mıyım? Ben bunların olacağını hiç mi öngörmedim? Hiç mi tedbirimi almadım sanıyorsun? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hep senden çok daha zekiydim. Sen benim yaptığım planları bin yıl düşünsen bile yapamazsın. Hira'nın telefonuna sızıp senin adına mesajlar attım ben. Senin adına yüzük gönderdim. Biliyorum bunu sen de çok fazla yapmak isterdin ama şövalye namusun izin vermezdi. Çünkü sen çok korkak bir adamsın. Benim cesaretim nerede, sen neredesin? Yanımdan bile geçemezsin sen benim. Tuzağımı ilmek ilmek ördüm ben. Orhun'u çileden çıkartmak için her şeyi yaptım. Otelde basılmanızı sağladım. Benim sayemde Hira şirketin evinde bile kaldı. Kabul et. Çok dahice bir plandı bu. Son bir dokunuş. Pastanın çileği gibi. Adım adım. Sessizce kimsenin ruhu bile duymadan onları parçalamak. Orhun'u en zayıf noktasından bulup enkaza çevirmek için her şeyi yaptım ben. Ekstrasını bile düşündüm. Sana altın tepside Hira'yı sundum ama sen aptal gibi ne yaptın? Gidip ona her şeyi anlattın. Yani sevgili Cihangir Demirhan'la kimseye hiçbir şey anlatamazsın sen. Yanılıyorsun. Ben anlatmayacağım. Sen kendi güzel sesinle anlatacaksın. Sadece paylaşacağım. Sesini kaydettim kardeşim. Ya kendini itiraf edersin ya da bunu herkes dinler. Cihangir'le ilgili beklemede kalın. Orhun Bey'in talimatına göre hareket edeceğiz. Orhun Bey. Adamlar talimat bekliyor. Cihangir mevzunda harekete geçelim mi? Siz bir şey yapmayacaksınız. Onunla şahsen ben ilgileneceğim. Abi yalvarıyorum, çok midem bulanıyor, kusacağım. Abi lütfen. Hiç mızmızlanma. Beni kandıramazsın. Abi Allah'ını seversen kusacağım, çok kötü. Abi ne olur. Hep aynı hikaye. Çocukken de böyleydi. Azıcık zorda kaldım mı hemen midem bulanırdı.
üstüne bir de nöbet geçirirdin. Nasıl da acındırırdın kendini. Hiçbir şey değişmedi değil mi? Abi. Abi sana yalvarıyorum, söz veriyorum her şeyi düzelteceğim abi. Abi ağzını sıkı tutarsan hisselerimi sana veririm. Her şeyi Afife'nin üstüne atarız abi. Her şeyi düzeltiriz. Hiçbir şey için geç değil. Yine oynuyorsun değil mi? Bana kendini acındıramazsın. Şurada gözümün önünde öğre öğre ölsen bile fark etmez. Geri dönüşü yok. Bu iş bir son bulacak. Aç şu telefonu. Aç. Bil bakalım kim arıyor? Orhun Demirhan mı? Israrla üst üste arıyor ama açmayacağım. Çünkü onunla ben konuşmayacağım. Sen konuşacaksın. Her şeyi bir bir anlatacaksın. Yeter bu kadar Neva. Hadi toparlan gidiyoruz. Abi benim kıpırdayacak halim yok, vermiyor musun? Neva. İkimiz de ne yaptığını biliyoruz. Er ya da geç. O konağa gideceğiz. Abi. Abi yalvarırım bana bunu ya. Abi bari bugün gitmeyelim abi ne olursun. Abi lütfen. Geciktirmek neyi değiştirecek? Yine bir işler çevireceksin. Yine ortalık karışacak. Şimdikinden daha kötü olacak. Dahası yok. Bitti. Yaptıklarının kefaretini ödeyeceksin. Şimdiye kadar babamın hatırını sineye çektim. Sırf onun emanetisin diye sustum. Ama sınırı aştın. Babama layık bir evlat olmadın sen. Evlatlık olmana rağmen seni benden ayırmadı. Eminim şu an mezarında kemikleri sızlıyordur yattığı yerde. Artık hak ettiğin muameleyi göreceksin. Hadi artık toparlan, gidiyoruz. Abi! Abi! Lütfen bana biraz su ver. Ne olursun biraz su ver bana. Al. Toparlan. Dediğim gibi bugün bu iş bitecek. Hiç vazgeçmiyor. Demek ki soracak çok sorusu var. Onu bekletmeyelim. Hadi. Toparlan gidiyoruz. Bırak beni! Ben kendim binerim. Thank you.
Ne o? Beni mi öldüreceksin? Benden kurtulabilirsin. Ama gerçeklerden kurtulamazsın. Herkes her şeyi öğrenecek. Kaçışın yok. Telefonlarımı açma bakalım. Seni bulamayacağım mı sanıyorsun? Yavuz, Cihangir'in telefonundan bana hemen konumunu bul. Bekliyorum. Sorsalar, üzerinden bir asır geçmiş gibi. Affedersiniz, kuru temizlemeden kıyafetler geldi de. Ali'nin okul formasıyla pantolonu. Sağ ol Gonca. Sana sürprizim var. Ne sürprizi? Gelince görürsün. Yapma, bir gören olacak. İsteyen görebilir. Nasıl sakarım olmayacak mısın? İyi çalışmalar. Beraber yaşlanacaktık. Hep yan yana, el ele, aşkla. Olmadı. (Gülüyor)
Ne oldu? Neyin var? Neden ağlıyorsun? Cihangir nerede? Bana bak. Ne var? Ne oldu? Abin nerede? Orhan abi bir tane. Ha ha ha.